Merhabalar, Doktor Rakın Hanım'ın kanalına hepiniz hoş geldiniz. İsmim Mukaddes, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Daha önce Doktor Mahmut Akdağ'da güzel bir soru cevap videosu çekmiştik. Büyük ihtimalle video şuralarda veya şurada olmaya çalışır. Koyarım yani oraya. O videoyu çok beğenmiştim. Çok güzel bir soru cevap videosu olmuştu. Ben de dedim ki bu sefer de tıp ve mühendislik arasında kalan kişiler için bir İTÜ makine mühendisliği okuyan bir arkadaşımızı davet edelim dedim. Ve ona sizden Instagram adresinden sorduğum soruları sormaya çalışacağım. Instagram adresim de buralarda bir yerde olur. Takip ederseniz çok sevinirim. O zaman biz sohbetimize geçelim. Hoş geldin Kadir. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de çok şükür. Kayseri'den mi geldin, İstanbul'dan mı? Kayseri'den geldik. Malum pandemiden dolayı. Ama tabii burada bir geldik, seni kırmadık. Bir çekelim dedik, çok istediler. Çok istedik Kadir geldiği. Normalde İstanbul'da okuyor ama pandemiden dolayı uzaktan eğitim değil evet, mi? Nasıl evet. Gidiyor uzaktan eğitim peki? Verimli WhatsApp grupları böyle sınavlarda yardım ediyor. Ama bir şekilde halletmeye çalışıyoruz. Allah yardımcınız olsun. Birazcık kendinden bahsedin. Nerelisin? Liseyi nerede okudun? Hangi sıralamayla İTÜ makineye gittin? Ben Kayseri Fen Lisesi mezunuyum. Orada 8500. oldum. Sonra ODTÜ falan gelecekti bana aslında. Ama İTÜ oldu. Ondan sonra makineyi seçtik. Biraz zor bir bölüm ama deniyoruz bir şeyler. Üçüncü sınıftasın şu an. Evet, şu an üçüncü bir sene hazırlık okudun. Bir sene hazırlıktaydım. Okul ortalaman kaçtı? Bu çok sorulan sorulardan bir tanesi zaten normal zamanda da. Hani şeydi, zaten Fen Lisesi'nde, zaten Anadolu'da ama ben yine Instagram adresinde Reels videolar kısmından bakabilirsiniz. Tıp fakültesi kazanan arkadaşlara okul puanlarını da sormuştum. Kadir'in de eminim okul puanı yüksek ama düşük olanlar da var değil mi Kadir? Desteklemedi. Ya benim aslında şöyle bir rolüm var. Benim normalde 93 bir lise ortalamam var. Ama mesela en kötü notlarım fizik ve İngilizceydi. Ve ben makine mühendisliğini seçtim. Biraz farklı bir tercih oldu ama biraz liseyle zaten üniversite çok uyuşmuyor. Hı hı. O yüzden idare ediyoruz. Peki gelen sorulardan bir tanesi tıp hiç düşünmedin mi yoksa hep mühendislik mi istiyordun? Yani ben ilk öğretimde istiyordum aslında. Hı hı. Ama sonra tabii lisede biraz da dedim doktorluk pek bana göre değil. Ben pek o kafada değilim. Sınav açıklandı falan. Zaten benim Ege Üniversitesi geliyordu tıp fakültesi ama akrabalarım falan aramaya başladı. Mühendis olan akrabalarım. Dedi tıpı seç falan dedi. Gerek yok dedim. Hani bir yola girdik dedim. Dönmeyelim dedim. Öylece girdik yani. Hayırlısı olsun bakalım. Sınav zamanı ortalama kaç saat uyuyorsun? Bu çok sorulmuş. Ben biraz rahat bir adamdım. Böyle sınav falan olsun 7-8 saat uyurdum yani. Yani ama fix öyle uyurdum. Hiç 6 saat duymazdım. Yani böyle 9 saat duymazdım bir gün. Hep 7-8 saat uyudum. Yani ha bir soru eksik yapmışım, ha bir soru fazla yapmışım. Aslında rahatlık kazandırıyor biliyor musunuz? Mesela YGS bizim zamanımızdaki, şu anki TYT'de yapılan istatistiklere göre sınıfta normalde kızlar daha başarılı olurken sınavlarda bir anda erkekler önlerine geçtiğini söylüyorlar TYT'de. Bunun sebebi erkeklerin kafasının bir tık daha bizden daha rahat olması. Sonra AYT'de iş biraz değişiyor, daha öne geçiliyor ama TYT'de iş, böyle dengeler değişebiliyor. Peki ortalama bu kadar uyuyordun. Ne kadar çalışıyordun peki? Kaç saat? Ya şimdi bizim yatılı olduğu için zaten etüt sistemi var. O yüzden saatlik böyle sistemi vardı ama hani etütten sonra da çalışıyorduk. Totalde belki günde 7 saat filandı ama verimli olarak 5 saate filan düşüyordu. Evet, verimli çalışmakla normal çalışmak arasındaki fark. Bir tane daha soru. Teknofest yarışmasında Türkiye ikincisi olmuştu demiştim Kadir. Teknofest yarışmasına nasıl katılıyor? Peki nasıl başarılı oluyor? Teknofest yarışmasında ne yaptın? Bu sorulmuş. Onu ben ileteyim soru olarak. Şimdi Teknofest ilk 2017'de galiba başladı. Bu tabii zaten gündemde olan bir yarışma. İkinci senesinde dünyanın en çok başvuru alan yarışması oldu hem uluslararası anlamda. Öyle olunca da bizde yurttan bir ekip çıktı. Dediler ki böyle bir şeyin öncüsü olabiliriz. Biz dedik başvuralım dedik. Madem hani fakültede not anlamında çok ileride değiliz, bari uygulamada bir şeyler yapalım. Ondan sonra katıldık ama tabii şöyle anlatayım Teknofest'i. Başvurular Mart'ta, Şubat'ta başlıyor. Ondan sonra 7-8 ay falan sürüyor yani bu. Mesela bir sürü raporlar veriyorsunuz sürekli falan. Böyle 7-8 kişilik ekipler oluşturarak. Ben orada tabii makine mühendisi olduğum için roketin ayrılma mekanizmasını falan tasarlıyordum. Aksaray'da atışlara falan gittik, finale kaldık. Biz çok umutlu değildik aslında ama hani rapor sonuncusuyduk biz. Ama atışlarda başarılı olunca üçüncü olduk. Bir diğer ekibimiz de ikinci oldu. Bayağı iyi. Öyle. Bir serüven. Bayağı güzel. Yani aslında kendinizi geliştirmeniz için birçok seçenek olabiliyor.
Ve bunun ardından gelen soruyu sorayım. Yani bir şey yapıldığında mesela üniversiteye gidildiğinde genelde tıp okuyorum, mühendislik okuyorum. Evet ama bazı kişiler vardır ki ekstra olarak kendine o kadar çok şey katıyor ki şunu da yapıyor, bunu da yapıyor. Tek nefes bunlardan bir tanesi mesela. Aynı zamanda Kadir yurt dışı serüvenleri, İngilizce serüvenleri vesaire de var. Onunla ilgili de ben kendim kişisel bir soru soracağım zaten. Bunun için demişler ki kendimi geliştirmekteki en büyük etken. Yani benim bu huyum buna sebep oluyor dediğiniz bir şey var mı? Üniversiteye ilk başladığımda zaten hazırlıktayız. Hazırlık lise 5 zaten. Sadece devam zorunda var, 20 kişilik sınıflar. Orada benim işte liseden ekip arkadaşlarım vardı. Onlarla mesela 3-4 ayda bir 3-4 gün mesela bak hiç bilmediğimiz şehre falan gider gezerdik. Böyle gezdik falan. Sonra üniversite 1'e 2'ye başlayınca hani zaten bizi uyarıyorlardı. Hazırlıktan sonra pek bir aydınlık günler olmayacak diye. Sonra biz düşündük hani daha fazla ne yapabiliriz? Daha fazla gezdik. Ondan sonra dedik biraz duralım. Sonra yarışmalara katıldık. Öyle. İyi yapmışsınız. Bence gayet verimli zamanlar. 11. sınıflar, 11. sınıf takipçim herhalde çok fazla. Bayağı bir 11. sınıflarda ne tavsiye verirsin? 11. sınıfta ne yapsınlar dediğin bir şey var mı? 11. sınıf zaten ilk geldiğinde, başladığınızda zaten kendini hissettiren bir sınıf. Hani fizik anlamında, kimya anlamında çok yoğun işlenen konular var. Çoğu insan YGS'ye başlayacak. Yani YGS kitapları falan olacak arkadaşlarınızın. TYT. Yani evet, ben geriden geliyorum ya. Böyle başlayacak ama sizin biraz daha 11. sınıfı tam halletmeniz gerekiyor. YGS'yi hani yavaş yavaş götürebilirsiniz. Yaza doğru daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Ama 11. sınıfta bölüm derslerinde çalışmak hem LYS anlamındaki yani şu an AYT kısmında çok daha önemli olacaktır. Bence hem kendi alanınızda ama mühendislik eğer çok istiyorsanız ya da ayrım yaptıysanız diyelim. Ben 11. sınıfı yanında hatta 11. sınıfa gelmeden önce bile mükemmel bir şekilde İngilizce çalışmanızı öneririm. Çünkü belli bir şeyden sonra herkes aynı pozisyona geliyor üniversitede. Orada İngilizce bilmek yani sizi çok fazla öne atıyor. Eğer şansınız da varsa, yazılım bilgisine de çok küçük çapta olsa bir deneyiminiz olsun mühendislik isteyen varsa. Onun dışında bence liseyi şu anda sıralamada en iyisi herhalde Boğaziçi devlette. Boğaziçi var, ondan sonra Bilkent, ODTÜ, sonra İTÜ Yıldız Teknik falan geliyor mühendislikte. Bunlar belli bir süre sonra içinde eşitleniyorsunuz zaten. Herkesin ortalaması zaten eşit oluyor belli bir süre sonra. Burada önemli olan insanların sizin Yıldız Teknik'te, İTÜ'de veya 2-3 soru yaparak Boğaziçi'nde olmanız önemli değil. Burada üniversitede, zaten lisede çok farklı olacak. Onun için lisede kendinize biraz daha bir şeyler vermeye çalışın. Daha fazla ilgi alanı oluşturmaya çalışın. Çünkü üniversitede mühendisliğe geçtiğinizde ilk sınıfta nasıl diyeyim biraz gözünüzü korkutmak istemiyorum ama 8.30'dan 5.30'a kadar ders olacak ilk yıl. Yani zaten ilerleyen süreçlerde daha zor dersler olacağı için keşke daha çok süre olsa da daha az yoğun dersler olacaktı. Yani belli bir eşitlenme söz konusu. O yüzden lisede bence biraz daha sosyalleşmenin farkına varın. Hani bir iki soru eksik yapın ama bence yazılım anlamında özellikle mühendislik istiyorsanız bir ayrıma vardıysanız yani kesinlikle çalışmanızı tavsiye ederim. Ben de aynı konuda düşünüyorum, aynı fikirdeyim. 11. sınıf 11'de çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Ondan sonra TYT'ye yoğunlaşma sizin için daha faydalı olur. Bir gelen soru da 12. sınıfsın, bu aylardasın yani Ocak aylarındasın. Ne kadar konu eksiğin vardı? Yüzdelik olarak ne kadarı bitirmiştin? 12. sınıfta yani dert etmeniz gereken şey böyle sayısal anlamda böyle sizin istediğiniz anlamda bir şeyleri, konuları yetiştirmeniz lazım. Yani 12. sınıf zaten başlı başına zor bir şey. 12. sınıfın ocağında da zaten büyük bir ihtimal AYT mi oluyor diyebilirse. AYT denemeleri yapmanızı çok tavsiye ederim. Ben şahsen paragraf falan pek çözmüyordum AYT. Genelde bölüm denemesi çok çözerdim ben. Ama şöyle de bir şey var. Mesela bir bölüm denemesi ya da bir lisede okulda olduğunuz bir sınavda falan hani bir soruyu yapamadıysanız öbür denemeye geçmeyin yani. Çünkü öbür denemede büyük bir ihtimal aynı tarzda bir soru olacak. Yani bu sizin moralinizi çok etkileyebilir. Ben bu soruları yapamıyorum falan. O yüzden bir şeyi bitirmeden hani bu şeye başlamanızı tavsiye ederim. Evet, yani o YGS TYT dediği şeydi. Evet. Kadir'in dediği şeye katılıyorum. Deneme analizi yapmak ki bununla ilgili de video çekeceğim zaten. Deneme çözmek çok önemli, bunu hep söylüyorum ben. Ama denemeyi çözerken de deneme çözüm olmamalı. Denemede sürekli yaptığınız şeyler bir müddet sonra tekrarlıyor ve kendini çok bariz belli ediyor. Onunla ilgili şeyleri çalışmanız sizin için daha faydalı olur. 11. 12. sınıflar, yani bunu söyleyeyim.
İstanbul'da okumak zor mu? Aylık ortalama ne kadar para harcıyorsun sen veya senden daha çok veya daha az harcayan arkadaşlar? Yani şöyle, şimdi İstanbul'da okumak, yani o sana bağlı bir şey. Çünkü mesela KYK'da kalıyorsun. Mesela aylık 300 lira KYK ücretim var. Yani buna da mesela sen 500 lira koyuyorsun. 800 lira falan normal. Ama nasıl diyeyim, biraz daha özel şeylere kalabiliyorsunuz. KYK her zaman çıkmıyor. Özellikle İstanbul'da erkek KYK'ları çıkmıyor. O yüzden büyük ihtimal özellere başvuracaksınız. Biraz da kadınlarınki çok fazla merkezi yerde, onlar tercih ediliyor. Onun dışında mesela benim bazı arkadaşlarım vardı, bu yurt ücretlerinin haricinde bana 1000 lira falan yetebiliyor diyordu. Yani biraz da yurt ücreti zaten nasıl diyeyim, özel bir şeyle kalıyorsanız 1000 lira falan zaten. Yani toplam 2000 lira falan bir aylık meblağ gerekiyor. Onun dışında ya o size bağlı ama tavsiye ederim ki daha çok para harcayın. Bir daha pek şey olmaz. Vakit olmayabilir acaba. Peki mühendisin iş imkanları nasıl? Şimdi sen mezun olduğunda devlete atanabiliyor musunuz? Özel sektörde mi çalışıyorsanız ne kadar para kazanıyorsunuz? 3-4 ay önce Cumhurbaşkanlığı iletişim şeyinde programında bizim makine mühendisliğindeyim. Onun devletteki yeri açıklandı. %1. Yani öyle bir şey var. Mesela endüstri mühendisinin %3'tür mesela. Hani öyle diyeyim. Çok fazla sizin KPSS ile çok uğraşacağınızı ben zannetmiyorum. Kimse uğraşmıyor zaten. Mühendisliğin genel anlamda iş tanımı özel sektörde. Özel sektörde malum biraz daha zor. Mesela bir savunma sanayi düşünüyorsunuz mesela. Şu anda zaten trend ona gidiyor. Onun yolunda giderseniz ilk başladığınız maaş 5000 lira, 6000 lirayla başlıyorsunuz. Bu tabi yıl içinde ikramiyesi falan olarak çıkıyor zaten. Ama onun dışında ben hani kendim bir şeyler oluşturayım, hani ben daha girişimci olayım falan derseniz büyük bir tane eksilerde başlıyorsunuz. Ama onu da tabi göze aldıktan sonra büyüyorsunuz. Ve isteyen her istediğini yapabilir. Mesela kol düğmesi de tasarlayan var. Hani uzaya giden roket tasarlayan da var. Kendime örnek vermek istemedim ama yine de öyle şeyler de var. Sınav süresinde peki ümitsizliği ve stresi nasıl yendi? Ne tavsiye edersin şu an sınav yaklaştıkça stres olan kişilere? Belli bir bölüm vardır, pek şey yapmayan, belki ikinci seneye bırakan. Ama siz bir şeyler istiyorsanız, ki istiyorsanız bu videoyu izliyorsunuzdur. Hani dediğim gibi o kesimde olmak istiyorsanız gurur yapmayacaksınız. Mesela bir soru oldu mu, yani arkadaşınız bunu çözebiliyorsa, yani bunu gurur yapıp hani tekrar ya ben niye çözemiyorum demeyin. Gidin yine 100 defa sorun. Ben 100 defa sorduğum adamlardan şu anda üniversitede, yani farklı bir segmentteyiz. Hani üniversite işleri çok değişiyor zaten, merak etmeyin. Siz lisede hani böyle gurur yapmadan, kime ne koparabiliyorsanız koparın. Yani o yüzden çalıştım deyin, gerisi gelir zaten. Bence de böyle. Birazcık basit düşünüp sadece yola bakmak en iyisi oluyor. Sorularımız bu kadar. Senin eklemek istediğin bir şey var mı Kadir? Ya benim eklemek istediğim, dediğim gibi, eğer mühendislik istiyorsanız yani gerçekten lisede 2-3 soru az yapın ama gerçekten dil ve yazılım çalışın. Yani bu size çok fazla öne çıkaracak. Mesela şu anda bir sürü kolejde filan, benim gözlemlediğim lisede bir sürü atölyeler var. Şu an insanlar zaten çocuklarını buraya gönderirken buna bakıyorlar. Yani kaç yıl oldu? 3-4 yıl oldu mezun olalım. Onda böyle şeyler yoktu. Ben hiç yazılım nedir, hani tasarım nedir falan hiç bilmezdim yani. Hele zaten biz lise 4'te falan İngilizce falan hiç görmedik. Yani öyle sıkıntılar da var. Ama bunu yani İngilizce'de kaçmayın yani. Ben mesela 40 falan alıyordum. Ama keşke biraz daha iyi yapsaydım da hani öyle 40 alsaydım diyordum yani. O yüzden belli bir şey istiyorsanız o alanda gitmeye çalışın. Ama nasıl diyeyim, kafanızda belli bir ayrım da yoksa yine de dil çalışmayı unutmayın yani. Çünkü her zaman lazım. Dediğim gibi lisede çok kasmayın. Hani biraz daha sosyalleşin. Hani YouTube olmaz da Yıldız Teknik olur. Hiç fark etmez. Belli bir süre sonra mesela size şöyle bir örnek vereyim. Ben makine mühendisliğine 8,5 binle İTÜ'de girdim. Yıldız Teknik'te şu anda makine mühendisliği 20 bin 30 bin mesela. Yani mesela benim orayı seçmem yani biraz saçmalık gibi olurdu zaten. Ama mesela şu anda Teknofest'te en fazla finalist kalan takım Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. Sonra İTÜ'de. Hani dediğim gibi bu belli bir süre sonra eşitleniyor. Mesela ne ODTÜ, ne Boğaziçi, ne Bilkent, hiçbiri yok. Yani sadece Yıldız Teknik yani.
O yüzden biraz da hani sosyalleşe. Yani ben Yıldız Tekne'ye gittim. İTÜ olmadı ama ben belli bir seviyesinde İngilizce biliyorum. Yani bu sizi çok fazla ileri götürür. Emin olun yani. İngilizce çok önemli. Burada İngilizceyi düzgün halleden var mı zaten? Sanmıyorum. Arka planda dış sesler var arkada. Hiç sanmıyorum yani. Elimizden geldiğince ilerletmeye çalışıyoruz. Bu da böyle güzel bir sohbet videosu oldu. Ayağına sağlık geldiğin için teşekkür ederiz. Evet. Yani genelde söylüyoruz Malatya'ya geliyorlar da şimdi yani arkada. Bizi dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olmayı, beğenip ekstra sorularınız varsa yorum yapmayı unutmayın. Instagram adresimi de takip ederseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere, iyilikle kalın.